Sevgili izleyenler, bugün bayramın ikinci günü. Sokaktaki vatandaşlarımıza bugün bayramlaşacağız. Düşüncelerini alacağız. Bakalım cevaplar ne şekilde olacak. Evet sevgili izleyenler, yanımda bir amcamız var. Bakalım tanıyalım, bayramlaşalım. Bayram mübarek olsun amca. Senin de mübarek olsun. Sen Rizeli misin? Ofluyum, Rizeli değilim. Trabzon değil ha, of. Değil, of. Bizim memlekete, Trabzon'daki ofa, of... Trabzonluyum demez. Ofluyum der, değil mi? Evet, of. Niye? Ayrı bir cumhuriyet. O of direkt Allah'a bağlı. Direkt Allah'a bağlı. He, Allah'a bağlı. Yaş kaç? Yaş 76. Torun var mı? Var. Kaç tane? 15 tane var. 15 tane? He, var, he, var. 15 tane torun ne edeceksin o kadar? İşte onlar torun işte. Abimin çocukları var, benim çocuklarım var, torun. Kaç tane çocuk var? Kaç tane var? 5 tane var. 5 tane çocuk var. Ne zaman evlendin abi? Ben 1900 kaçta evlendim? Kaç yaşında evlendin? 28 yaşında. Oo, geç evlenmişsin o zamanın yaşına göre. Geç evlendik ha. Niye öyle oldu? Almadılar bizi de. Sen niye almadılar? Senden iyisini bulacaklar. Bulduk işte, bir tane Rizeli verdiler. Bağ, o da çıktı deli. Uğraşamayarım onunla. Niye öyle deme yenge ya? Aksi. 5 tane çocuk vermiş sana. Aksi. Peki Mustafa mıydı abi? Mustafa Türk Yılmaz. Bayramda geleyim mi çocuklarsa? Gelirler. El öpüyorlar. Geliyorlar ha. Emekliyiz. Emekli. İkramiyeden çocuklara para veriyor musun harçlık? Veriyorum, 10'er lira, 20'şer lira veriyorum. Yeter, 10'er lira iyi. O kadar veriyorum. Gücüm o kadar, başka gücüm yok. Peki Mustafa abi, eskiden bayramlarda herkes büyüklerine gidermiş, el öpermiş. Bana büyüklerim anlatıyor. Şimdi de oluyor bunlar tabii ki ama o zaman büyükler diyor ki daha çok oluyordu diyor. Ne var bunda? Niye böyle değişti mi insanlar? İnsanlar. Ne diyorsun? Abini kobarayım da abini üstüne oturacağım. Pantoloma leke olmasın. Bayramlıkların malum. Dur yardım edeyim ha. Ekmeği double koyalım. İnsanlarla da bizim zamanımızdaki insanlar arasında çok büyük fark var. İnsanlar bozuldu. Allah'tan uzaklaştı. Efendime söyleyeyim. Hep dünya. İşte bu gördüğün insanlar hep dünyalık. Ahirette bunların hiçbir şansı yoktur. Anladın mı dediğimi? Hep dünyaya kıymet veriyor insanlar. Zenginler. Halbuki dünya ahiretin tarlasıdır. Bu dünyada ne ekiyorsak öbür dünyada onu alacağız. O aynen öyle. Aynen öyle. Zenginler cimrileşti. Herhalde kıyamet. Sadaka vermesi lazım. Vermiyor. Sadaka da vermiyor. Zekat da vermiyor. Hiç şey vermiyor. Milyonda bir tane var yani öyle. Peki kurban kesiyor musun bayram? Kurban kesemiyorum. Niye? Şimdi durum yok. Benim durumum yok. Bir emekli maaşım var. Artı daire almışım. 14 borcum var. Milyar borcum var. Kesemiyorum. Nereden aldın daireyi? Çerkezköy Kapaklı'dan. Oradan. He oradan he. Kendim şeyde oturuyorum. Küçük köyde. Çaylık var mı? Var, 3-4 tanem var. Git oraya çayını kese, yaralan verin onu. Ev yok orada, gidemiyorum ya. Oraya et bir tane. Yapacağı zaman nasıl yapacağız? 1,5 lira maaştan ev mi olur? Ya. Çayı kes. Çayı kestikten sonra aldığın parayı biriktir, evet. Öyle olur ama işte gidemiyorum. Ev yok ya. Ondan dolayı gidemiyorum şeye. Trabzon'a gidemiyorum. Yani bu peki. Bayramdan sonra gidebilirsem gideceğim yani. İnşallah. Peki o zaman kameraya bakalım Mustafa amca. Ha bak bakalım. El sallayalım. Diyelim ki iyi bayramlar, bayram mesajını alalım. Tüm Türkiye'ye. İyi bayramlar bütün. El sallayalım. İyi bayramlar bütün Türk milletine. Türk devletine, ordularımıza, güvenlik kuvvetlerimize iyi bayramlar, hayırlı bayramlar diliyorum. Allah hepsini kazadan, beladan korusun. Amin. Tamam. Var mı başka? Yok başka, yok o kadar. Evet sevgili izleyenler, Mustafa abimizle röportajımız bu kadardı. Bakalım diğer röportaj yapacağımız vatandaşımız kim olacak? Dolaşalım. Merhabalar ablam. Merhaba. İsim ne? Gülizar Küçükbaş. Gülizar ablam nerelisin? Sinop. Sinop. Sinop'un kadınları çok çalışkan. Çalışkandı. Erkekler evde yatıyormuş. Yok yatmazlar. Öyle duydum. Yok, istisnadır. Genelde
kadın gider çaylığı keser, fındığı toplar, artık ne varsa. Bizde fındık yok, bizde tarlış var. Şimdi kimse de çalışmıyor artık köylerde. Niye? Bilmem, ne bileyim, kimse reçberlik yapmıyor artık. Durdu diyorsun. Evet. İnsanlar gidecek oraya çayını, fındığını, artık ne varsa ekecek, biçecek, toplayacak, üretim olsun değil mi? Doğrudur. Yani insanlar gitmesi gerekiyor. Peki Gülizar abla, sen niye gitmiyorsun, sana soralım. Valla ben artık emekli oldum, yeter. Benden bu kadar diyorsun. Benden bu kadar. Ben elim ayağımı çektim. Sene çalıştım. Yeter artık değil mi? Biraz da çocuklar çalışsın. Evet, çocuklar. Çocuk var mı? Var tabii. Kaç tane? Yani. Torun? Bir tane oğlum var. Bir tane torunum var. Oo, selam yolla onlara. Kamera orada. Öyle mi? Bu kanal mı? O kanal. Bak. Hangi kanal? Akit TV. Biz deminden beri televizyona ayık. Çocuklarıma çok selam söylüyorum. Ben Çanakkale Biga'da oturuyorum. Hepsini öpüyorum. Çanakkale'de herkese selam söylüyorum. Bayram mesajın yok mu? Ha, bayramlar. Herkesin kurban bayramı mübarek olsun. Sinop'takilere de mübarek olsun. Sinop'un üçüncü günü Sinop'ta. Bayramın üçüncü nişan günü. Yapıyorum. Bayramın oğluna nişan yapıyorum. Oğluna nişan. Evet. Bayramda. Evet. Millet gelmez, hep akrabalara gidecek. Kim? Davet ettiğin kişiler hep akrabalara bayramlaşmaya gidecek. Bayramda niye yap? Bayramın üçüncü günü ama biz şimdi buradan gidiyoruz. Çanakkale'den gidiyoruz. Onlar da gelsin. Hı hı. Peki o zaman buradan el sağlayalım. Çocuklara da harçlık vereceksin. Kime harçlık vereceksin? Herkese vereceğim. Gelin, herkese harçlık vereceğim. Televizyonda söylüyorsun bunu. Emin misin Gülizar abla? Evet, eminim. Gelsinler, herkese harçlık vereceğim. Yani şu an bizi buradan 1 milyon, 3 milyon, 5 milyon kişi izlese her birine birer lira versen? Olsun abi. Allah bana veriyor, ben de onlara veriyorum. Var mı 5 milyonu? Vardır tabii. Gülizar abla, ben seninle yayından sonra bir konuşayım o zaman. Tamam, buyur gel çocuğum. Ben size anneanne babaanne. Anneanne babaanne ne değil mi? De, ne dersen de. El öpeceğim ama. Tamam. 1 milyon alırım ama. Al. 1 milyon. 1 milyon. Lira ama... değil. 1 milyon çok para be oğlum. Ben ondan bahsediyorum. O çok para ya. O kadar da değil. Peki o zaman bir bayram mesajı sağlayalım, kapatalım. Herkese kurban bayramı mübarek olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Millete, devletimize hayırlı olsun. İyi bayramlar. Allah'ın herkesin bayramı mübarek olsun, kutlu olsun. Görüşürüz. Ver elini. Hayırlı bayramlar. Hadi hayırlı bayramlar. Merhabalar. Merhaba. İsminiz ne acaba? Mehmet. Mehmet abi, yaş kaç, memleket neresi? 61. 61, Trabzon. Evet. Makedonya. Makedonyalı mısın? 1950'ye 70'te geldik. 1970'te. Müslüman mıyız? Tabii. Peki kurban kesiyor muyuz bu bayram? Elhamdülillah. Nerede? Evimde düşünüyorum. Peki isim neydi? Mehmet. Mehmet abi, bayramda burada kameraya bir el sallayalım, mesaj yollayalım. Bütün Müslüman alemi Kurban Bayramı kutluyorum. Sorun var mı? Yok, ben yalnız yaşıyorum. Evli değil miyiz? Eşim vefat etti. Allah rahmet eylesin. Senin de. Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. Amin. Hazreti Ayşe'ye, amin. Hazreti Fatma'ya inşallah. Amin. Amin ya Rabbim. Bütün ölmüşler ruhuna. Amin. Eyvallah. Buradan izleyenlere de, Mehmet abi miydi? Evet. Eşine de bir Fatiha okursak eğer inşallah. İnşallah. Allah bütün ölmüşler ruhuna. Amin inşallah. Teşekkür. Hadi hayırlı günler, hayırlı bayramlar. Eyvallah. Merhabalar. Merhaba. İsim nedir acaba? İsmail İnce. İsmail abi, memleket neresi? Ordu Fatsa kardeşim. Ordu Fatsa. Peki Ordu'da son dönemde bir olay oldu. Sel felaketi. Gittin mi, haber aldın mı memleketten? Haber aldım. Nasıl Ordu, ne durumda? Çok şükür ölü yok. Bir tane dün bir toprak kaymasından bir ölümüz var. Onun haricinde maddi hasar çok büyük. Maddi hasar olsun da çok can kaybolmasın. Evet, doğru diyorsun. Maddi hasar bir şekilde karşılanır. Zaten devletten de açıklama geldi. Karşılayacağını söyledi. Peki İsmail abi, bugün bayramın birinci günü. Heyecanlı mısın? Çok şükür. Çocuklar gelecek mi sana? Gelecekler, evet. Kaç çocuk var? 4 tane. O isimleri neler? İkisi evli, ikisi evimde. Arzu, Gamze, Gizem, Merve. Hep kız yapmışsın. Evet. Erkek yok mu? Çok şükür Allah, yok. İyi, Allah bağışlasın. Amin. Peki o zaman çocuklara harçlık veriyor musun? Tabii ki. Ne kadar veriyorsun? Valla bütçeye göre yani. 500, 600. Yok, o kadar veremem. 1000. Yani 100, 200. 100 deseydim de 25'e düşerdi. Evet, kesin. Peki o zaman bayram mesajı yollayalım buraya. Hayırlı bayramlar. Bu çok klasik oldu ya. Türkiye cümlesine hayırlı bayramlar diliyorum. Bütün ülkemize, vatanımıza, milletimize. Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun bayramımız. Merhabalar. Merhaba. İsminiz nedir acaba? Ufuk. Nerelisin Ufuk abi? Bayburt. Bayburt. Gidecek misin bayramda memlekete? Yok. Bugün bayramın birinci günü. Heyecan var mı? Biraz. Çocuklar gelecek mi? Çocuklar. Merve.
Gelsene getir çocuğumu. Badiye getir. Getir çocukları getir. Badiye getirsene ya. Sana ne? Sallığa bak. Hayır diyor ya. Gelmiyormuş. Gelmiyor çocuk. Gelmiyor. Sağlık olsun. Siz ne bir program yapıyorsunuz? Bayram programı. Hayır, iyi bayramlar o zaman. İyi, hayırlı bayramlar. Eyvallah. İyi bayramlar. Merhaba. Merhaba. İsmin ne? Taha Yasin. Taha, ne iş yapıyorsun? Radyo televizyon, ben işte grafik tasarım yapıyorum. Çekimlere çıkıyorum öyle. YouTube için. Ben... Yok, YouTube değil. Tanıtım falan, reklam. Oo, ne güzel. İşini bulacaksın inşallah ileride. Merhaba. Merhaba. Senin ismin ne? Gel kaçma. Sait Davut. Sait, ne güzel ismin var. Kaç yaşındasın? 16. Sen okuyor musun? Evet. Nerede? İstanbul Ticaret Odası'nda. Fakültede okuyorsun. Güzel. Peki. İsmin neydi? Taha Yasin. Taha. Bayramın birinci günündeyiz. Evet. Gidiyor musun bayramlaşmaya, büyüklerine el öpüyor musun? Yani eskisi kadar olmasa da gidiyorum yine akrabaların yanına falan, ailemle beraber. Niye eskisi kadar değil? Ya çünkü eskisi gibi hani o tadı alamıyorum artık. Hani mesela eskiden kuzenlerimle falan çıkardım, gezerdim öyle akrabalarımı. Şimdi herkes büyüdü. Bu nasıl bir tat? Güçleri var. Hangisi? Nasıl tat? Hangi tadı alamıyorsun? Ya mesela eskisi gibi o sevinç yok şimdi, hani böyle nasıl diyeyim? O ayakkabılarını yastığın yanına koyup da sabah bayramlığımı giyeceğim diye sevinçle bekleme. Evet, bir sorumluluk oluyor artık belli bir yerden sonra, o mutluluğu yaşayamıyorsun. Yaş kaç? Yaşayamıyorsun. 18. İsmin neydi? Taha Yasin. Taha 18 yaşında, çok yorulmuş. O tadı alamıyor. Bayramda eskisi kadar bir heyecan kalmadı, sorumluluk alıyor. Yavrum, okuyorsun sen. Okuyorum. Ne sorumluluğu? Okula gidiyorsun. Yok abi, çok sorumluluğum var şu an üzerimde, hatta nasıl diyeyim, ehliyete yazıldım, ehliyetim mesela borçları şu an üzerinde, işte okul var, üniversiteye hazırlığım var, üniversiteye hazırlanıyorum, bir sürü sorumluluk işte abi, daha ne olsun yani. İnanılmaz büyük sorunlar bunlar sevgili izleyenler, sakın bu sorunlara girmeyin. Ehliyet var, ehliyetin altından çıkamıyor, kalkamıyor, okul var, okula hazırlanıyor, nasıl oluyorsa onu anlamadım, okul var, okula hazırlanıyorsun. Yok, üniversiteye hazırlanıyorum. Ha, üniversiteye hazırlanıyorsun. Evet. Peki Taha, memleket neresi? Malatya. Kayısı getiriyor musun oradan? Getiriyorum. Bana getirecek misin? Getiririm. Yani söz mü? Söz. Tamam, alacağım ama bak WhatsApp'ını. Olur, tamam. Tamam. Peki, bir el sağlayalım, bayram mesajı yollayalım. İyi bayramlar herkese. Tüm Türkiye'ye iyi bayramlar diliyorum. Bu kadar mı? Bu kadar. Çok sağ ol. Sevdiklerim, akrabalarım, herkese. Say kime? Ailen. Ailem. Bütün Malatya'ya. Bütün Malatya Taha'nın ailesi oluyor sevgili izleyenler. Evet, biz bir aileyiz. Evet. Tüm Malatya olarak, tüm Türkiye olarak. Bütün aileme, işte bütün İslam ailemine bayramlarını mübarek diliyorum. Çok güzel oldu şimdi. Ya olmadı, bir dakika, cümleyi kuramadım. Tamam, kur cümleyi, bekliyorum. Taha'yı bekliyoruz. Bütün İslam aleminin bayramının mübarek olmasını diliyorum. Hayırlara vesile olsun sizin için inşallah. Gelin gelin, siz de gelin. Siz de gelin. Merhaba, gel. Gel. Size de bayramlaşalım. Bir bayram mesajı yolla. Bayramınız mübarek olsun. Bitti, bu kadar. Yolla yolla bayram mesajı, uzun uzun yolla. Uzun ne yolla? Ben çok uzun konuşamıyorum. Evet, bu da çok heyecanlandı. Merhaba abi. Merhaba. Memleket neresi? Adana. Adana mı? Evet. Abi, Adana getir bize. Adana'yı getireyim sana. Adana, Adana'yı bana getirme. Hani yemek vardı ya. He. Yemek kebap Adana oluyor değil Adana mi? Adana kebabı meşhur. Evet. Adana biçisi, Adana şalgamı. İçen bilir onları. Adana güzel yemekleri var ya. Tabii ya, meşhur ya. Benim mideyi yakıyor biraz ama. O yakması doğal yani, olabilir. İyi mi diyorsun? Acısıyla. Mide yanması iyi diyorsun. Tabii yani. Tabii. Nasıl iyi? Doktorlar iyi değil diyor. Acı her zaman iyidir. Sağlık için her zaman iyidir. Peki adın neydi abi? Turgay. Turgay abi, bayramın ilk günündeyiz. Nasıl hissediyorsun? Çok iyi. Her taraf günlük gülistanlık. Herkes geziyor, dolaşıyor. Cıvıl cıvıl. Cıvıl cıvıl etrafın. Kurban kalıyor. Kesiyor musun? İnşallah, Allah nasip ederse. Nerede keseceksin? Adana'da. Oo, Adana'ya gidecek misin ben bu bayram? Ben misafirim zaten. Yani yaklaşık pazar günü gideceğim. Kim var Adana'da? Adana'da ben zaten oralıyım ben. Tamam, kim var Adana'da? Bizim çocuklar var, akrabalar. Kaç çocuk var? İki. İki çocuk. İsimleri ne? Nergis, Çağla. Tamam. O zaman Turgay üniversite abi. Üniversite mezunları. Üniversite mezunları. Evet. Onları da söylüyoruz. Evet. Mutlusun üniversite mezunları olduğu için. Tabii tabii, bir baba olarak. Peki o zaman el sallıyoruz. Evet. Bir bayram mesajı yollayalım. Bütün İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Herkese sağlık, mutluluk, barış ve bol para, bol kazançlar. Parayı, İyi şanslar. Parayı atlamadın. Para. Niye para?
Ya para da lazım tabii yaşamak için. Doğru diyorsun. Ne kadar para var mı? Para sende? Var. Ne kadar harçlık veriyor musun çocuklara? Tabii, veriyorum. Ne kadar veriyorsun? Her bayram her birine 10 lira, 20 lira. Çok para yokmuş demek ki. Normal yani. Fazla verir. Allah hepimize tabii. Fazla verirsen çocuk şımarır. Hem çocuk şımarır. Paraya alışır, rahatlığa alışır. Alışmasın. Tabii ya. Çalışsın. Tabii. Kendi parasını kendisi tabii kazansın. Yorularak, çalışarak, ezilerek o günleri görsün. Zorluğun ne olduğunu bilsin. Tabii babanın ne çektiğini, çocuklar için ne yaptığını, baba yemiyor içmiyor çocuklar için yaşıyor. Değil mi? Peki o zaman şimdiki çocuklar çalışıyor mu? Rahat mı para kazanıyor yoksa vallahi gerçekten... Şimdiki çocuklar cennette yaşıyor. Bir dedikleri iki olmuyor. Her dedikleri oluyor. Her biri ellerinde ikişer ikişer milyarlık telefonlar, bilgisayarlar. Biz çocukken çocukluğumuzu yaşamadık. Böyle oyuncaklarla, böyle telefonlarla. Nerede bu yaşantı? Yamalıklı yırtık pantolonlarla gezerdik. Bayramda peki o bayramlıkları alır mıydınız? Ya belki. Yoksa o zaman da hani bayramlığı almaya bile durumunuz yok muydu? O zamana bile hani az da olsa bir ayakkabı, bir gömlek aldığın zaman onu yastığın altına koyardık. Bayram sabahına saklardık. Yeni bir gömlek giyeceğim diye. Uyuyamazdınız. Tabii ama şimdi bütün çocukların dolaplarında 50 türlü giyecekler, işte ayakkabılar, her şeyi var. Yani böyle yaşıyorlar. Bizim o günler hep sıkıntılı, hep yokluk. Bu bolluk nerede? Doğru şimdi diyorsun. Ana baba çocukları bir dediğini iki yapmıyor. Aslında birazcık böyle bir yapmamak lazım. Çocuklar birazcık kendi ayaklarının üstüne... Şımartıyoruz yani. Hep rahatlığa alıştırıyoruz. Nasılsa babamız her dediğimizi yapıyor. Ne oluyor? Çocuklar bu sefer dışarıya gittikleri zaman o zorlukları çekiyorlar. Baba evinden ayrıldıkları zaman... Ya bir anda ortada kalıyorlar. Ne oluyor diyor. Baba evinde evet neydik ya? Dışarıya gittiklerinde burada hep sıkıntı çekiyorlar. O zaman ana baba kıymeti anlıyorlar. O zaman da çok geç oluyor. Geç oluyor ya. İş işten geçiyor abi. Eyvallah. Allah'a emanet olsun Turgay abi. Gel kafa tokuşturalım. Merhaba. Merhaba. İsmin ne acaba? Abdülmelik. Abdülmelik nerelisin? Diyarbakır. İsmini kim koydu, neden koydu? İsmimi babaannem koydu. Neden derseniz yani bayağı eleştiriliyor ismim. Daha önce de yani Osmanlı döneminden kalma bir isim. Bir de Allah'ın 99 isminden biri. Hani o şu an ben de araştırdım yani ismim bayağı nadir hani bayağı insanlarda aslında çok ağır bir isim. Ağır evet dediniz yani gibi. Şöyle insanlar güzel isim koyulması lazım dinimizde çünkü evet, öbür dünyada o isimle anılacağız, o isimle çağrılacağız. Katılıyorum. Ama şu anki günümüzde dünyada o kadar kötü bir durum var ki hakaret olsun isminin yanına bir şey getirmemek lazım. Doğru yani dediğiniz gibi ismin yanına ikinci bir isim getirilmemesi lazım. Yani sade bir isim olması lazım. O yani başka bir... Ama çok güzel bir isim var. Teşekkürler sağ olun. Memleket neresiydi? Diyarbakır. Diyarbakır. Peki gitti mi Sur Kapısı'na? Zaten Diyarbakırlıyım ben. 2 sene önce buraya geldim. Bu savaşlardan dolayı. Hani savaş derken? Savaş derken Sur olayları falan çıkmıştı. 2016'da falan. Hani Mart ayında sokağa çıkma yasağı falan çıkmıştı. Biz de oradan göç ettik geldik buraya. Burada geçiniyoruz yani ailemizle beraber. Ne iş yapıyorsun? Daha önceden kafede çalışıyordum. Bir kafemiz vardı Karaköy'de. Orayı... Kadıköy'de? Karaköy. Karaköy. Karşıda yakında. Şimdi bir otelde çalışıyorum. Öyle söyleyeyim. Peki okuyor musun? Okuyorum. Nerede? Yeni bitti lise. Bu sene üniversiteye maalesef... Girdin mi sınava? Girdim sınava. Çok mu zordu? Zordu sorular. Bir de iyi puan çıkaramadım. Bu sene herkese zormuş ama yani iyi puan... Barajı geçtin mi onu sorayım. Barajı geçmedim. Ha, o yüzden ben tamam. O zaman bir sene çalış. Hani bir sene çalışacağım. Hani inşallah yaparsam bir şeyler... Allah yani büyüktür. Bir sene çalışsan inşallah girersin. Peki bugün bayramın birinci günü. Ne düşünüyorsun? İzleyicilerimize ne söylemek istersin? Tüm Müslüman aleminin bayramını kutluyorum öncelikle. Hani barış, sağlıklı bir şey olur inşallah. Yani Allah'ın izniyle bir savaş, kargaşa çıkmasın. Hani insanlar dostluk, birlik, beraberlik şeklinde birbiriyle kardeş olsun. Onu istiyorum ben. Yani başka bir şey istemiyorum. Yani insanlar birbirlerine kötü davranmasın. Hani bu zaten dolar da aldı başına gidiyor. Aldı. Niye gülüyorsun? Abi hani ben geçen Mart ayı yurt dışına gittim.
Dolar o zamanlar 3.90 mıydı, 3.70'ti. Şimdi dolarlarımı bozdurmasaydım kârdaydım. Adın neydi? Abdülmelik. Abdülmelik, çok dertli sevgili izleyenler. Geçen sene miydi? Geçen sene derken? Ne zaman gittin? Bu Mart ayında. Mart ayında yurt dışına çıkarken dolarlarını bozdurmuş. Diyor keşke bozdurmasaydım, şimdi bozdursaydım diyor. Birikim yapın. Dediğiniz gibi keşke bozulmasaydım. Şimdi dolarları bozdurmak lazım ama ülkemiz için. Çünkü bir yerde rezervlerini düşürmek gerekiyor. Doğru. Dolarları bir an önce bozdurmak gerekiyor. Türk lirasının değeri artsın diye. Hani aynen yani. Dediğimiz gibi yani birlik beraberlik olsun, başka bir şey istemiyoruz. Eyvallah. Hayırlı bayramlar. El sağlıyoruz. Selamünaleyküm. Merhaba abi. Selamünaleyküm. Merhaba baba. İsim ne? İsim Cevat. Cevatsa eğer ismin Rizeli. Değilim. Nerelisin? Ankara tarafı. Ankara mı? Cevat bizim Rize'de de var. Var var, çok tabii. Her yerde var. Ne iş yapıyorsun abi? Emekli, ne iş yapalım, oturuyor gayrı. Takılıyorsun buralarda. Bayramın birinci günü ne düşünüyorsun, heyecanlı mısın? Ne düşüneyim, iyi yani, hayırlısı bağlı. İnşallah iyi olur. Kurban kesiyor musunuz? Yok, kesemeyiz abi. Neden? Emekli kurban kesemez abi. İkramiye alıyorsa onunla kes abi. Ya ikramiye verdiği 1.000 lira, kurban çıktı 3.000 lira. Ne keseceğim? Yani zaten dolar başını almış gitmiş, 600'ü geçmişten. Nerede para bulup da geleceğim? O işler bitti babam, bitti. Onlar eskideydi, bizim zamanımızdaydı. Gençlere yok gayrı. Hiçbir şey yok. Bitti. Yani sizin zamanınızda mı kurban kesiliyordu? Şimdi kesilmiyor mu? Hayır, şimdi de kesiliyor da yani eskisi kadar kesemiyoruz tabii. Nerede? İmkansız yani. Peki abim, çoluk çocuk var mı? Olmaz olur mu ya? Kaç tane var? O 5 tane. 10 tane de torun. Allah bağışlasın. 15. 15 etti. Bir de ben 16. Bir de yenge? 17. Oh, geniş aile. Tabii canım, genişledik ya. Geliyor mular bayramda? Bayramda tabii hep bir yere birleşeceğiz. Ne yapalım ya? Onlar geliyor. Geliyor, biz de gidiyor işte. İdare edeceğiz. Cevat abi, harçlık veriyor musun çocuklara? Yok canım, onlar bana veriyor. Ben harçlığım ne gezer? Emeklinin harçlığı mı oluyor ya? Yok canım, emeklide bir şey yok, bir şey yok. Boş boş. Bari ikramiyenden 5 lira çocuklara ver Cevat abi ya. Ya Allah Allah, her zaman veriyor. Şimdiye kadar verdik ama. Bayramda da ayrı verilmesi lazım ama. Tamam, veriyorduk ama gayrı da onlar bize versin. Sıra onlarda. Torunlara vermiyor musun? Veriyorum canım, vermez olur mu? Torunları diyorum zaten. Torunlar bırakılır mı ya? Kaç para veriyorsun torunlara? Vallahi 20, 30, 50 durumuna göre yani. Şartlara göre yani. Peki o zaman bir bayram mesajı yollayalım mı bu kameraya? Yollayalım hadi. Ramazan bayramınız hepinize kutlu olsun. Bu kadar mı? Tabii. Ramazan bayramını mı peki? Aa, unuttuk, kurban bayramı. İşte anla yani emeklinin halini yani. Ne alakası var emekliyle? Kurban bayramında Ramazan bayramı diyorsun, diyorsun ki emeklinin halini işte, anla. İşte tamam, karıştırıyor. Demek ki yani bir para sıkıntısı var. Dolar 600 lirayı geçmişti. Para sıkıntı olunca düştü bizim para. Para sıkıntı olunca kurban bayramına Ramazan bayramı kutlu olsun mu diyorsun? İkisi beraber kutlu olsun. Ama kurban bayramı abi, niye, bir dakika, niye abi, şimdi Cevat abi niye kurban demek istemiyorsun? Kurban bayramı. Niye demiyorum canım, ne demeyeyim ya, kurban bayramını yerim biliyor. Biz yıllarda biliyoruz, 70 yaşına geldim ben ya, neyi bilmiyoruz ya. O zaman Cevat abi, kurban bayramını kutlayalım mı izleyicilerimizi? Ramazan ve kurban bayramımız hayırlı olsun. İkisi beraber olsun, hoş olsun. Cevat abi, ben sana Ramazan'da geleceğim. Nereye geleceğim? Yanına. Gel. Röportaj yapacağım, Ramazan bayramını o zaman kutlayacağız. İnşallah. Ama şimdi sadece kurbanı kutlayalım. Tabii kurbanı kutlayalım. Hadi kurbanı kutlayalım. Kurban, üçüncü. Kurban bayramımız hayırlı olsun. Herkese de uğurlu olsun. Bu kadar mı? Tabii tabii tabii. Yeter. Daha fazla yormaya gelmedim. Daha gerek yok diyorsun. Peki tamam. Merhaba. Merhaba. İsmin ne? Berat. Berat, kaç yaşındasın? 11. 11 yaşındasın Berat. Kurban bayramı geldi. Ne düşünüyorsun? Heyecanlı mısın? Yani bizim için heyecanlı, çocuklar için heyecanlı. Niye heyecanlı? Kurbanlar kesiliyor, haçlıklar veriliyor, şekerler veriliyor. Kurbanlar kesiliyor zaten. Hani cümlenin devamını getirebilmek için söyledi. Haçlık değil mi burada asıl seni ilgilendiren? Evet. Kurban kes. Bak, kurban kesiliyor. Misafirliğe gidiliyor. Evet. El öpülüyor, sonra haçlık. Evet. Ne yapıyorsun haçlık isterken? Ellerini öpüyorum. Elini öpüyorsun. Bayramını kutluyorum. Tamam. Harçlık kısmına gelince ne yapıyorsun? Bir şey almıyorum, onlar verirse alıyorum. Elini böyle açıyor musun? Yok. Niye açmıyorsun elini ya? Bilmem. Peki o zaman bir kameraya bayram mesajı yolla.
Herkesin Kurban Bayramı kutlu olsun. Bak Ramazan değil değil mi Cevat abi? Tabii canım, onun aklı başında, genç ya. Abi senin de yaşını... Gel abla, gel. Gel abla, bayramını kutla milletin, gel. Söz milletin, gel. Abla heyecanlandı. Cevat abi. Efendim abi. Çocuk kurban dedi. Tamam, kurban doğru. Sevgili izleyenler, Söz Milletin programında bugün sokaktaki vatandaşlarımıza bayramlaştık. Söz Milletin programının izleyicilerinin hepsine iyi bayramlar diliyoruz. Kendinize iyi bakın.